Mezunum. İnşallah sınavı kazanmak için geldim. Çalışıyoruz. Hedef neresi? Hedefimiz hukuk. Belirli bir yer belirlemedim ama yani kararsız durumdayım. İnşallah en güzel neresi olursa orası. Çoğunlukla yani çok kötü etkiledi denemez ama birazcık etkiledi. Yani biraz heves kırıklığı, isteksizlik oldu. Fakat toparlamaya çalışıyoruz inşallah. Yani ben geçen sene de mezun kaldığımda da buradaydım. Yani beğendiğim, yani çok beğendim. Yani hoşuma gidiyor, ben tavsiye ederim. Yani çok teşekkür ederiz belediyemize. Ya hedefim olarak anestezi bölümünü düşünüyorum. Ben bu sene 12. sınıfım. Ya, önceden bir hazırlık yapmak istedim işte. Olmazsa bir dahaki sene daha çok yapıp AYT'ye de girmeyi düşünüyorum. Yani olursa beni çok mutlu eder ve rantı çok beğeniyorum. Yani normal dershane gitseydim bu kadar başarılı olmayacağını düşünüyordum yani. Yani rant hem uzaktan eğitim yapabiliyorum hem yüz yüze gelebiliyorum. Hocalar da çok samimi, duygulu. Yani çok hoşuma gidiyor. Bize bu imkanı sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne de çok teşekkür ediyorum. Mezuna kaldım bu sene. Belediyenin verdiği bu imkandan yararlandım. Bizi yalnız bırakmadılar bu dönemde. Bu yüzden çok çok teşekkür ederiz belediye başkanımızdan, belediyeden. Bu olanaklar artırıldığı sürece kimse yalnız hissetmez. Teşekkür ediyorum belediye. Bu bölüm nasıl kolay gelsin. Şimdi yeni bir şey getiriyorsunuz, size bir soru bazlı çok derin konulara merhaba nasılsınız? Yani en azından o soru tekrar. Kaç kaynaktan sorular bizim? Olay gelsin. Hocam sıra falan mı yok? Soru çözüyoruz. Öyle mi? Mühendislik falan yok. Mühendislik yok. O zaman ben bugün mühendislik işten fazla Oktay Bey konuşuyor. Yoksa bir kesin geçiyor. Bence bu saatten sonra bu olma soru çözmekte fayda var. Biz de onu tavsiye ederiz. Tamam. Bu yazana kalan. Öyle mi diyorlar? Ne düşünüyorsun? Vallahi işlemde düşünüyorum falan demiş. Ne? Bugün bizim aslında spor salonu amacıyla yapılıp birçok konuda fonksiyon sağlayan Naim Süleymanoğlu spor salonu tesislerimizdeki BUSMEK üniversite hazırlık kurslarımızı çok kıymetli belediye başkanımız Oktay Yılmaz'la beraber incelemeye geldik. Öğrencilerimize selam verdik. Ben önceki tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Oktay Başkanımıza da bu güzel imkanı öğrencilerimize sağladığı için, spor severlere sağladığı için de özellikle teşekkür ediyorum. Tabii biz biliyorsunuz Büyükşehir Belediyesi olarak sınava hazırlanan çocuklarımıza BUSMEK marifetiyle destekler veriyoruz. Sınava hazırlık eğitimleri kapsamında iki merkez ve bir de dijital olmak üzere 2020-2021 öğretim yılında da destekler verildi. Tabii yine pandemi sürecindeyiz. Gerçekten zor ve sıkıntılı günler geçirdik. Allah'a şükür olsun rakamları düşmeye başladı ama nihayetinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın da işaret ettiği gibi COVID-19 önlemleri çerçevesinde hareket etmemiz gerekiyor. Bizim iki kurs merkezimiz var dedim. Hürriyet Sınav Hazırlık Merkezi'nde 14 sayısal sınıfımız, 14 eşit ağırlık, 4 sezel ve 2 de TYT sınıfıyla toplamda 34 sınıfta 350-400 civarında öğrencimiz eğitim görmekte. Yine Naim Süleymanoğlu Sınav Hazırlık Merkezimizde 2 sayısal, 2 eşit ağırlık ve 1 sözel sınıf olmak üzere yaklaşık 100 öğrencimizle yüz yüze eğitim yapılmakta. Bunun yanında dijital platformlarda da 1000'e yakın öğrencimizle birebir eğitim hizmetlerinin devam ettiğini de ifade etmek istiyorum. Tabii bu arada çok sevindiğim bir şeyi söyleyeyim. Aslında biz bu imkanları biraz daha imkanı olmayan öğrencilerimizle, aileleriyle alakalı sunmaya çalışıyoruz ama özellikle imkanı olduğu halde burayı tercih edenler de var. Çünkü bu işin kalitesinden istifade ettiği için burayı daha çok tercih ettiğini söyleyen kardeşlerimiz var. Temennimiz inşallah şu pandemi süreci bu yıl biter. 2021-2022 eğitim öğretim yılında çok daha kalabalık öğrencilerimizle yüz yüze eğitimleri burada gerçekleştirmiş oluruz. Ben tabii bugün bir güzel projeden daha bahsetmek istiyorum. Artık son 35-36 gün öğrencilerimizin ve en sıkıntılı, en kıymetli döneme girdiler.
artık işin finalindeler tabiriniz. Pandemi süreci öğrencilerimizi de yordu psikolojik olarak. Biz istiyoruz ki Bursa'daki öğrencilerimiz çok daha güzel üniversiteler, fakülteler kazansınlar diye ve dolayısıyla da bu son düzlükte bol miktarda soru çözmek onlar için çok önemli. Kitaplar, ayrı ayrı soru kitapçıkları aldığınızda bunun eve bir maliyeti var. Aile bütçesine bir maliyeti var. Ve bunları ayrı ayrı incelemek de çok kolay değil açıkçası. Ama biz bugünden itibaren Bursa'daki tüm üniversite sınavına gelecek öğrencilerimize online hazırlık platformunu ücretsiz olarak hayata geçiriyoruz. Platforma BUSMEK web sitesi üzerinden veyahut Bursa Büyükşehir Gençlik Kulübü uygulaması üzerinden öğrencilerimiz ulaşabilir. Ve 10 civarında yayın evi, 800 civarında farklı mecra ve 300 binden fazla soruya kavuşma imkanı öğrencilerimiz sahip olacaklar. Ve 13'ünde de nasip olursa çok güzel bir artık final aşamasında yani sınavdan 13 gün önce de çok güzel bir en son imtihan uygulamamız var. Son deneme sınavımız var. Ben bu vesileyle tekrar tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Yıldırım Belediye'mize de bu güzel mekanı hazırladığı, yaşattığı ve buraya destek verdiği için, katkı verdiği için çok teşekkür ederim. Biz bu noktada ilçe belediyelerimizle işbirliği içerisinde gençlerimizin geleceğine ışık tutmak adına daha yeni yeni projelerin hazırlığı aşamasındayız. Onu da buradan ifade etmek istiyorum. Tekrar herkese saygılar sunuyorum. Ben de öncelikle üniversiteye hazırlanan tüm gençlerimize başarılar diliyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ali Nur Aktaş'a da her alanda gençlerimize dönük verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Bizler bir ve beraber olarak tüm imkanlarımızı sizler için, geleceğimiz olan gençlerimiz için seferber ediyoruz. İmkanlar bizden, bu fırsatları çok daha ileri taşıyarak değerlendirmek sizden.